Filmlerdeki kötü karakterlerin motivasyonlarını ve felsefelerini anlatan yeni bir seriye başlıyoruz. Bir filmdeki kötü adam ne kadar iyi ise film o kadar iyidir demişti Alfred Hitchcock. Yani bir filmi iyi yapan şeylerden biri kötü karakterin ne kadar iyi işlendiğidir. Elbette kötü karakterin motivasyonunu anlamak ona hak vermek anlamına da gelmemektedir. Geçmişinde kötü olaylar yaşamış bir karakter bu yüzden masumlara zarar veren birine dönüşmüşse onun tarafını tutmak hem etik değildir hem de çok sağlıklı bir durum değildir bana göre. Ancak kötü karakterin karakter gelişimi filmdeki senaryonun ne kadar iyi işlendiğini de ortaya çıkarır. Sonuçta iyi karakter ve kötü karakter, Yin ve Yang gibi filmde birbirini tamamlayan unsurlardır. Kötü karakterin iyi yazılmış olması, iyi karakterin onunla mücadelesini de anlamlı kılar ve herkesin tamamen siyah veya tamamen beyaz olmadığını tekrar anlarız. Konumuza geçmeden önce sizden ufacık bir ricamız var. Bizi desteklemek için abone olmayı, eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız da beğen tuşuna basıp yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Bunlar sizin için bir tık olsa da bizim için çok önemliler. Ve işte serimizin ilk kötü karakteri, Darth Vader. Her ne kadar karanlık tarafa geçse de Darth Vader da tamamen siyah olan bir karakter değildir. Bir tarafta adaletsiz, acımasız ve Sith İmparatorluğu'nun kölesi olan Darth Vader, bir tarafta da seçilmiş kişi ve içindeki Jedi'ya engel olamayan Anakin bu karakterin içerisinde savaş verir. Darth Vader kişiliği zalim ve korkulacak bir karakterdir. Ancak içindeki diğer kişiliği o kadar iyi yazılmıştır ki seyirciyi onu anlamaya yönlendirir. Elbette ses tonu ve görünüşüyle de karakterin karizmatik bir duruşu vardır. Bu yüzden Star Wars'un bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de kesinlikle Darth Vader'dır. O halde vakit kaybetmeden ondan biraz daha detaylı bahsedelim. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. En eski ve en güçlü korkusu ise bilinmeyenin korkusudur demişti Harvard Phillips Lovecraft. Bir çocuk düşünün, annesiyle birlikte köle olarak yaşamış. Ardından annesinin ölüme terk edildiğini bilmesine rağmen ondan uzaklaşmak zorunda kalmış. Sevdiklerini bir daha kaybetmek istemeyen bu çocuk büyürken, içindeki korku da onunla beraber büyümüş. Bir gün annesinin vahşi yaratıklar tarafından öldürüldüğüne şahit olunca saldırganlığını da keşfetmiş ve daha da korkmuş. Bunu bastırmaya çalışsa bile ölüm ve sevdiklerini kaybetme korkusu içindeki karanlığı da adım adım beslemiş. Böylece karanlık onu ele geçirdiğinde esas korkusu gerçeğe dönüşmüş. Ustası onun karşısına dikildiğinde ve sevdiği kadın öldüğünde ise geriye sadece onu bizzat kontrol eden karanlığıyla baş başa kalmış. İşte Anakin'in Darth Vader'a dönüşmesindeki kısa hikaye böyle. Darth Vader'ın hikayesi belki de yeryüzünün en eski hikayelerinden biridir. Korku içerisindeki çaresiz kişilerin hayatla başa çıkabilmek için kullandıkları hırs ve kibir duygusu onları kendisine esir eder. Aşağılık komplekslerini yenmek için güç peşinde koşan insanlar bu davranışlarıyla ellerindekileri de kaybederler. Bu yüzden geriye Darth Vader gibi güçlü görünen ama içinde yaşamaya devam eden korkmuş zavallı bir çocuk kalır. Çünkü Yoda'nın da dediği gibi korku öfkeye, öfke nefrete, nefret acıya yol açar. İsa Mesih metaforuyla süslenerek babasız bir şekilde doğan Anakin'in baba figürü görmemiş olması da onun kişiliğini etkilemiştir. Bu yüzden sonraki yıllarda tanıştığı kişileri de kendisine birer baba figürü olarak görür. Bunlardan birincisi Qui-Gon Jinn'dir. Ancak o da kısa süre içerisinde ölür. Obi-Wan Kenobi, ustasının emaneti olan bu çocukla ilgilenmeyi kendisine vazife görür. Bu yüzden ikisi arasında bazen abi kardeş, bazen de baba oğul ilişkisi gibi bir ilişki gelişir. Ancak onlar her şeyden önce usta ve padavandır. Dolayısıyla Anakin Kenobi'ye her ne kadar yakın olsa da karşısında önüne engel koyabilecek bir otorite figürü vardır. Çocukluğundan beri aldığı eğitimi izleyen Palpatine ise Anakin'e gittikçe yaklaşır. Böylece Anakin'in baba figürü eksikliği bu sefer Palpatine'le kapatılır. Anakin'in iblisi olan Palpatine'den biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü sonraki yıllarda onun emirlerini yerine getirecek olan Darth Vader'ı ve davranışlarını anlamak için ona da değinmek gerekir. Palpatine'in Sith dünyasındaki adı Darth Sidious olarak bilinir. Onun en büyük gücü siyasi manipülasyonlar yapmaktır desek yanlış olmaz. Siyaset felsefesinde amaca giden her yol mübahtır görüşünün en radikal halinin temsilcisidir de diyebiliriz. Böylece gerçek tarihte Adolf Hitler'in önce şansölye, sonra da kendini Führer ilan etmesi gibi
O da önce şansölye olup ardından kendini imparator ilan etmiştir. Kendini güçlü bir vatansever olarak gösteren Palpatine kişiliği, Ticaret Federasyonu'nu kendi kontrolü altına aldığında onların Naboo Kraliyet Hanesi ile çatışmasına neden olmuştur. Klon savaşları sonrasında şansölye Palpatine hem hükümeti hem de askeriyeyi kontrol gücü vermiştir. Klon askerlerine 66. emri verdikten sonra Jedi generallerine büyük bir katliam başlatır Palpatine. Bütün bu olaylar olurken onun en büyük yardımcısı ise usta olamadığı için hırsından kavrulan ve her gece ölüm korkusuyla tükenen Anakin'dir. Palpatine, Anakin'in bu zayıf yönünün farkındadır. Böylece onun ölüm korkusunu kullanarak kendisine ölümsüzlüğü vaat eder. İblisin bir Adem'i kandırması gibi Anakin'i yalnızca kendi tarafına çekmekle kalmaz, aynı zamanda Anakin'i çocukları bile acımasızca öldüren bir katile çevirir. Çünkü o artık bir sürü katil gibi başkalarını öldürerek ölümü kontrol ettiğini düşünen çaresiz bir ruhtan ibarettir. Abisi gibi olan ustası Kenobi bile artık onun için bir tehdittir. Anakin'in içinde ona karşı hırs, kibir ve kıskançlığından kaynaklı bir nefret vardır. Böylece Anakin ve Obi-Wan, Habil ve Kabil gibi savaşırlar. Anakin'in yaralı bir şekilde dövüştüğünü ve kaybettiğinde yalnızca dövüşü değil, çoktan masumiyetini de kaybetmiş olduğunu görürüz. Ayrıca yitirdiği yalnızca masumiyeti değildir. Ustasıyla birbirlerine olan sevgisini de kaybetmiştir. "Senden nefret ediyorum!" diye bağıran Anakin'in bu bağırışı aslında bir yas tutmaktır. Orada ölen arkadaşlıklarına karşı bir yas tutar ve bir ağıt söyler gibi Kenobi'ye bağırır. Aynı zamanda ona göre Obi-Wan sadece onu o hale getiren biri değildir, birlikteki hatıralarının da katilidir. Bu yüzden yıllar sonra karşılaştıklarında Kenobi sadece yok edilmesi gereken geçmişteki bir hayaletten başkası olmayacaktır. O gün geldiğinde yarım kalan düello tamamlanacaktır. Obi-Wan huzur içinde kendini ölüme teslim ederken Anakin'den eser kalmamış bu yeni kişi ise geçmişinden bir parçayı daha yok edecektir. Ama bunun öncesinde Anakin'in Darth Vader'a nasıl dönüştüğünü hatırlayalım. Onu yaralı halde bulan Palpatine tedavi ettirir. Darth Vader zırhıyla hayata tutunan Anakin, karısının ölümüyle de yüzleşmek zorundadır. Ona olan özlemi hiç bitmeyecektir ama hayattadır ve artık tarafını seçmiştir. Bu yüzden hayatına anlam katmak için imparator olan Palpatine'in kölesi olmaya devam edecektir. Amaca giden her yol mübahtır düşüncesindeki Darth Sidious'un emrinde olan Darth Vader, Sith İmparatorluğu'nun bir güç mekanizması olarak isyancılarla savaşır. Kanlı geçen günlerin ardından oğlunun hayatta olduğunu öğrendiğinde geçmişe dair bazı izleri de anımsar. Ancak geçmiş geride kalmıştır ve zayıf olmamalıdır. Bu yüzden yeni inşa ettiği hayatın temelini bozmaya direnir. Böylece yeni hayatındaki sistemini devam ettirmek için oğlunu da kendi yanına çekmek ister. Ona babası olduğunu söylediğinde oğlu onu kabul etmese bile Darth Vader bu inancını içinde sürdürmeye devam eder. Aksini düşünmek bunca şeyin bir hiç uğruna olduğu anlamına gelir. Fakat içinde bir yerlerde onunla konuşan ses bir türlü susmamaktadır. Çünkü Luke'un da dediği gibi aslında bu sebeple oğlunu öldürememiştir. Bu yüzden de seçilmiş kişi olan Anakin'e gerçeği gösteren oğlu olacaktır. Darth Sidious'un oğluna öldüresiye zarar verdiğini korkuyla izleyen Anakin'in geçmişindeki korku tekrar gün yüzüne çıkar. Sevdiklerini kaybetme korkusu. Geçmişte onu karanlık tarafa iten bu korku bu sefer onu aydınlık tarafa çekecektir. Ve son nefesini bir kahraman olarak verecektir. Evet, Darth Vader bir sürü masumu öldürerek korkunç şeyler yapmıştır. Onu da yok edebilecek tek kişi içinde bastırdığı Anakin'den başkası değildir. Sonuçta Anakin hem Palpatine'i hem de Darth Vader'ı öldürerek intikamını almış olur. Son nefesinde oğluna haklı olduğunu söyler ve ona teşekkür ederek hayata gözlerini yumar. Biz de hayatta içimizdeki bir takım korkular yüzünden çeşitli savunma mekanizmaları geliştiririz. Kıskançlık, hırs, kibir gibi duygular iyi yanlarımızı gölgelemeye çalışır. Palpatine gibilerin esiri olduğumuzda da kazanacağımızı sanıp bir sürü şey kaybederiz. Gerçeği fark ettiğimiz zaman geç kalmışızdır. Ancak geç bile kalsak, içimizdeki iyiliği ortaya çıkartmak için asla vazgeçmemeliyiz.